Ne diye çağırdınız lan beni buraya? Al benden de o kadar. Sanki senin o lanet kokunu örten o lanet parfümün kokusunu çekmeye meraklıyız. Ne diyorsun lan sen? Ya beyler, sakin olun. Bugün önemli bir toplantıdayız, unutmayın. Aynen öyle. İtalya'nın lanet gümrük vergilerini konuşabiliriz. Vergi mi? Aslında senin %450 zam yaptığın vergiler dışında hiçbir şeyi konuşmamalıyız. Beyler lütfen diyorum ya. Bakın amacımız zaten bu sorunu çözmek. O yüzden gelin bu işi adam gibi halledelim. Laf adamlığa geldiyse Allah'a emanet beyler. Of, bu neydi şimdi? Ya sen boş ver, devam et. Bakın beyler, Avrupa iki büyük savaş gördü. Anlayacağınız felaketli günlerden kurtulmak için işbirliği yapmamız lazım. Haklısın. Bu konuda sana hak veriyorum. Aynen dostum. Bu yüzden ekonomik bir anlaşma yaparak birleşelim. Birbirimize karşı ticari kısıtlamaları kaldıralım. Bu en mantıklı karar olacaktır. Bu harika bir fikir. Tamam, kabul ediyorum ben. Hollanda, sen ne yapıyorsun orada ya? Video izliyorum aga. Ne izliyorsun? Ne izleyeceğim? Tabii ki Bilim 101 kanalını izliyorum aga. Bilim 101 mi? Evet, Bilim 101. YouTube'da içi boş meydan okuma videolarından sıkıldınız mı? Boş vaktinizi keyifle ve bilgiyle mi doldurmak istiyorsunuz? O zaman Bilim 101 YouTube kanalı tam size göre. Zira kendileri öğretici kısa belgeselleri ve harika animasyonlarıyla videolardaki kalitelerini aşağı çıkarmışlardır. Videoların akıcılığı sıcacık ekmeğinize sürdüğünüz tereyağından bile daha akışkandır. Bunu Bilim 101 videosu izlerken tereyağlı ekmek yiyerek anlayabilirsiniz. Savaş teknolojilerinin nasıl geliştiğini, uyduların nasıl çalıştığını ya da biyolojik savaşın ne olduğunu merak ediyor. Bilim 101 kanalındaki içeriklere ulaşabilirsiniz. Bu değerli meslektaşıma ve bana destek olmak için sağ üstteki i anketinden veya açıklama kısmından Bilim 101 kanalına abone olabilirsiniz. O minik parmaklarınız için şimdiden teşekkürler. Nerede kalmıştık? Heh, Avrupa'nın birleşme kararı. Yani Avrupa Birliği. Dünyanın en büyük oluşumlarından biri. Lakin bizi istemeyen bu lanet birlik yıkılmaya muhtaçtır. Oh, sıkıntılı bir konu. Girmeyelim oralara. Avrupa Birliği'nin temel amacı birliğe üye olan ülkelerdeki vatandaşların hayat standardını arttırmak ve daha yaşanılabilir bir dünya sağlamayı hedefler. Kısacası birlikte daha güçlü bir ekonomiye sahip olmak ve refah seviyesini en üst seviyelere taşımak. Zaten tarihe de baktığımız zaman birliğin ortaya çıkmasındaki temelde ekonomi yatar. Bu temeli atan ülkeler başta Fransa ve Batı Almanya olmak üzere Belçika, Lüksemburg, İtalya ve Hollanda'dır. AB'nin başkenti ise Brüksel'dir. AB şu anda 28 üye devletten oluşuyor ve bu 28 ülkenin çoğu ekonomik olarak oldukça güçlü. Aynı zamanda AB Birliği'ndeki ülkelerin işsizlik oranı %6'dır. Oho, etkileyici değil mi? Ama durun, daha bitmedi. 500 milyondan fazla bir nüfusa sahip olan Avrupa Birliği'nin gayri safi yurt içi hasılası tamı tamına 18.8 trilyon dolardır. Bunun ne anlama geldiğini merak ediyor musunuz? Bunu hepinizin anlayacağı basit bir dilden anlatayım kardeşlerim. Siz bu parayla ne yapabilirsiniz? Tamı tamına 37 milyon adet 3 artı 1 sıfır daire sahibi olabilirsiniz. Yaş 70, iş bitmiş olan amcalarım. Size de milyarlarca mavi ha... Tamam tamam. Ulan fakirin hayali bile fakir oluyor. Değil mi gençler? Neyse. AB sahip olduğu bu hasıla ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Şimdi diyeceksiniz ki, ulan 28 ülke toplansa da büyük reis Amerika'yı geçemiyor. Haklısınız aga. Neyse, konuya dönelim. Peki AB'nin tarihi nedir? Nasıl oldu da bu kadar büyük bir güç haline geldi? Bunu anlamak için tarihe bir yolculuk yapalım. Fakat önce birliğin değil, sadece Avrupa'nın tarihine yolculuk yapalım. Orta Çağ. Bu dönemler Avrupa için karanlık ve cehalet dönemi, Doğu içinse aydınlık ve bilim dönemiydi. Her ne kadar günümüzde tam tersi olsa da, Avrupa Orta Çağ döneminde o kadar da önemli bir yer değildi. Efendim? Osmanlı Devleti'ni de Fetret Devri'ne soktuğumuza göre, Avrupa'ya sefere çıksak ne dersiniz? Ne diyorsun lan sen? Ne dedim efendim? Ulan benim gibi koskoca bir Hakan'a yakışır mı Avrupa'ya fethiye çıkmak? Bre gafil herif! Efendim niyetim o değildi. Ulan çulsuz Avrupa nerede? Koskoca Timur nerede? Asın bu lavu. Aynen böyle. Avrupa birçok devlet adamı tarafından değersiz görülüyordu. Avrupa'nın din adamlarının etkisinde kaldığı dönemlerde papazlar oldukça zenginleşmişti. Lakin bu yozlaşmaya kadar ilerledi. Avrupalılar bundan bıktı ve Katoliklere karşı harekete geçti. Böylece dinin etkisinden çıktılar. Daha sonra keşiflerle altın gibi zengin kaynaklar buldular. Sanayi devrimiyle mükemmel ötesi bir güce eriştiler. Fakat herifler boş durur mu? Onca yüzyıl sefalet çektiler. Daha sonra sömürgeciliğe yatırım yaptılar. Böylece Avrupa devasa ülkelere ev sahipliği eden bir kıta haline geldi. Avrupa'nın önemi
konumu, yüz ölçümü, doğal kaynakları veya nüfusundan değil, sahip olduğu insan kaynağı ve onun niteliklerinden ileri gelmektedir. İyi eğitilmiş insanlardan oluşan nüfus, bilim ve teknolojide göstermiş olduğu ilerlemeler sayesinde ekonomik yönden de gelişmiş ve yüksek bir hayat standardına ulaşmıştır. Doğal kaynakları görece az olan Avrupa, bu gelişmesini tamamen eğitimli insan kaynağına ve sömürgecilik sisteminin kazanımlarına borçludur. Günümüzde dünyanın en büyük güç odağı olan ABD'nin halkı da büyük oranda Avrupa kökenlidir. Ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kilometre taşları olan önemli buluşların çoğu da Avrupalılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Avrupa ülkelerinin her yönden birleşmesini amaçlayan ve bu yolda önemli aşamalar gerçekleştiren Avrupa Birliği, Avrupa'nın yeryüzündeki gücünü ve önemini daha da arttırmaktadır. Avrupa'nın yine harika bir döneminde yaşadığı rekabet, yani güç mücadelesi, onu büyük bir felaketin eşiğine götürdü. Bunu size basit bir yoldan anlatmama izin verin. Harika bir hayat. Doğunun o gariban halini görmek ne kadar mutlu. Hiç kimse bana meydan okuyamaz. Hey aga, Almanya? Ta kendisi. Ne oldu, hayırdır? Aga, Avrupa'nın en güçlüsü kim? Kim olacak, İngiltere? Emin misin? Evet. Tekrar düşün. Aa, siktir adamım. Bunun şaka olduğunu söyleyecek misin, yoksa kendimi mi öldüreyim? Şaka. Gerçekten mi? Hayır. Böylece Avrupa 1. Dünya Savaşı'nın gazabına uğradı ve onlarca kayıptan sonra savaş sona erdi. Ah, ucuz kurtuldum. Ulan Almanya yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Neyse ki kötü günler geride kaldı. Evet, çünkü daha kötü günler geliyor. Avrupa'da bu iki büyük savaşın sonunda ekonomiler çöp olmuştu. Bu yüzden birlikte harekete geçme kararı aldılar. Nitekim savaşlardan önce Avrupa ticaret engelleri, gümrükler ve farklı para birimlerinin kıtası olmuştu. Nitekim bir ülke diğer ülkeden bir şey almak istiyorsa, bunun maliyeti şimdikine oranla kat kat artıyordu. Mesela Fransa İtalya'dan mal almak istiyor. Aga, ticaret yapalım mı? Olur aga, ama benim para birimimle ödeme yapacaksın. Hadi canım, bu masraflı bir iş olabilir. Umurumda değil dostum. Mecburen Fransa para birimini İtalyan lirasına çeviriyor. Tamam aga, oldu. Ver bakayım malı. Tamam. Ama gümrük vergisini unutma. Ah, tamam. Şimdi malın parasını ver bana. Böylece Avrupa'da ekonomik olarak gelişmeniz çok zor. Savaşlardan sonra hal daha beter olunca, bu sorunu çözmek için ticari kısıtlamaları kaldırma kararı aldı. Bu yüzden çelik metalindeki gümrük vergileri kalktı. Bu Avrupalılara büyük bir fikir getirdi. Böylece 1957 yılında kurucu üyeler bir araya geldi. 1973 yılında 3 ülke daha birliğe katılarak birinci büyüme gerçekleşti. Daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü ve daha fazlasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu olan birlik adını Avrupa Birliği'ne bıraktı. Ticaret artık sınırlar arasında çok kolaydı. Ama hala bir sorun var. Farklı para birimleri. Bu sorunun çözümü 1999 yılında atıldı. Yani Euro'nun doğmasıyla. Birliğin yeni para birimi Euro'ydu. Böylece ülkelerin büyük bir kısmı kendi para birimlerini kaldırıp Euro'ya geçiş yaptılar. Eğer siz o dönemlerde, yani bu dönemlerde Avrupa Birliği'ne üye olan küçük bir devletseniz, üzülmenize gerek yok. Çünkü arkanızda koskoca Avrupa var. Bu hikayede aynen Yunanistan'ın olayına benziyor. Nitekim Yunanistan yüksek faizlerle borç alıyordu. Bırakın yüksek faizleri, bazen borç bile alamıyordu. Ama artık Avrupa Birliği üyesi. Hop, alacağı borcun faizleri düştü. Her şeyi bırakın borç alacak bir kaynak buldu. Çünkü arkasında Avrupa Birliği var. Bu harika! Biliyoruz tatlı kardeşim. Böylece borç verenler Yunanistan'ın arkasındaki devasa gücü gördükten sonra borç vermeye devam ettiler. Bu şekilde Yunanistan, İtalya ve Portekiz devasa bir borç biriktirdi. Peki çözümleri ne olacak? AB'nin sevgili üyeleri. Nasılsınız? Borçlarla uğraşıyoruz baga. İsabet olmuş. Ben de onun için geldim. İsabet olmuş. Biz de borç almak için birkaç yere başvuracaktık. AB danışmanı olarak sen de gelmek ister misin? Beyler bakın, %9 faizli aga. Bakın be, 500 milyoncuk. Yani de lan, bir dinleyin. Oğlum borcunuz aşağı çıkmış. Gidin ödeyin lan. Bu nedir ya? Burada mal gibi borç almayı düşüneceğinize borcunuzu nasıl ödeyeceğinizi düşünün. Dostum, senden önce o sorunun çözümünü çoktan bulduk. Şimdi çözümü uygulamaya gidiyorduk. Aa, neymiş? Borç almak. Yunanistan borcunu borç alarak ödemeye devam etti. Fakat Amerikan emlak piyasasının çökmesiyle tüm dünyaya yayılan kredi krizi borç almayı her yerde durdurdu. Bu da borcunu ödemek için borç alan Yunanistan'ın artık borç alamayacağı anlamına geliyordu. Böylece Yunanistan ekonomisi çöktü. Bu her ne kadar Yunanistan'ın sorunu olarak gözükse de aslında tüm Avrupa'nın sorunuydu. Birliğe üye olan devletlerin birkaçı asla ödemeyecekleri borçları AB sayesinde alabilmişti. Ama artık borçlarını ödeyemiyorlardı. Sonuç olarak Alman usulü yapamayacakları için ya biri tüm masanın hesabını ödeyecekti ya da Avrupa'daki bütün devletler bunun acısını çekecekti. Peki sonuç ne olacaktı? Bunun devamını merak ediyorsanız videoma like atıp bunu belli edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yakın bir zamanda.